de değerli konuklar, açılış konuşmasını yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin Canikli'yi kürsüye davet ediyor. Buyurun Sayın Bakan. Hoş geldiniz. Değerli misafirler, değerli dostlar, hepiniz geleneksel hale gelen tüketici ödülleri dağıtım törenine hoş geldiniz. Hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Tabii tüketim, tüketici kavramları Türkiye'nin gündemine bugünkü anladığımız anlamda olması gereken içeriğiyle çok son zamanlarda giren bir konu. Ben üniversite yıllarında hatırlıyorum. 1970'li yılların sonu, 80'li yılların başı. Ulus'ta, biliyorsunuz halen de o devam ediyor. Ulus'ta gıda maddeleri satılırdı. Hiç unutmuyorum, orada normal sucuğun kilosu işte yaklaşık o günkü fiyatlarla 40 lira diyelim, 5 liraya 4 liraya kilosu sucuk satılırdı. Satılırdı. Alıcısı da vardı, müşterisi de vardı. Yani tüketen birileri vardı. Esasında çok basit bir muhakemeyle, çok basit bir değerlendirmeyle bu fiyattan bir sucuğun üretilmesi ve satılmasının mümkün olmadığı anlaşılabilirdi. Ama şu veya bu nedenle, bir suçlamak için söylemiyorum ama bir tespit, bir vaka olarak sizinle paylaşmak istiyorum. İnsanlar bu satın aldığına göre, satın alanlar en azından bu değerlendirmeyi, bu kıyaslamayı, bu muhasebeyi, basit bir muhasebeyi yapmıyorlardı ya da yapmak istemiyorlardı. Bu sadece bir örnekti. Birçok ürün için geçerliydi bu. Tabii bunlar izlenebilenler, görünebilenler, daha çok tüketildiği için insanlar tarafından takip edilme imkanı olanlar, bunları izleyebilirsiniz. Bazılarında, yani kırtasiyeden oyuncağa kadar birçok ürün için böyle bir değerlendirme yapma imkanınız, karşılaştırma yapma imkanınız da yok. Uzun yıllar Türkiye'de bunlar tartışılmadı. Tüketici kavramı, bilinçli tüketici kavramı, buna benzer konular Türkiye'nin gündemine istenildiği şekilde gelmedi. Tartışılmadı, değerlendirilmedi. Tabii bunun birçok nedeni var. Yani eğer insanlar başka problemleri bunun önünde görüyorlar, ondan daha öncelikli olarak kendileri açısından çözülmesi gerektiğini düşünüyorlarsa, bunlar ikincil, üçüncül, beşincil problem olarak İnsanların, kamuoyunun, Türkiye'nin gündemine gelmiyordu. Yani insanların eğer karınlarını doyurmak gibi daha öncelikli bir problem varsa ya da can güvenliği gibi daha öne alınması gereken, kaçınılmaz olarak bir problemi varsa, bunlar, bu gibi konular gündeme gelmiyordu ya da çok sınırlı sayıda insanı, vatandaşımızı ilgilendirebiliyordu, ilgilendiriyordu. Son yıllarda bunlar Türkiye'nin gündemine gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Ve insanlar artık tüketirken, yerken, içerken, eğlenirken bu mukayeseyi, bu kıyaslamayı artık yapabilir hale geldiler, yapmaya başladılar. Bu çok önemli bir gelişmedir. Toplum için, toplumun bu noktadaki standardının yükseldiğinin bir göstergesi olarak, aynı zamanda bir evrensel kriter olarak önemli bir olgudur ve Türkiye şu anda bunu bütün boyutlarıyla, bütün ayrıntılarıyla yaşıyor. Şimdi bu konuda çok önemli, bilinçlenme seviyesinde çok büyük gelişmeler var. Bu elbette sevindirici, mutluluk verici, memnuniyet verici. Bugün Türkiye, yani organik üretimden, tüketimden tutun da aklınıza gelen bütün alanlarda her şeyi dikkatli bir şekilde, daha dikkatli bir şekilde, önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar dikkatli bir şekilde seçerek, daha bilinçli bir şekilde, hatta gelir düzeyi biraz daha düşük kesimler için bile geçerli bu kural, daha dikkatli bir şekilde tüketmeye çalışıyor.
Yalnız son dönemlerde, son yıllarda esasında bu süreç belki çok uzun yıllar önce başladı ama en azından Türkiye kitlelerini etkileme kapasitesi açısından son yıllarda gündeme geldi. Bir başka büyük problemle karşı karşıya Türkiye ve tüketiciler. Çok yoğun bir tüketim algısı oluşturma bombardımanıyla her alanda, her ürün için, her yerde karşı karşıya. Hem hizmetler için hem de mallar için. İnanılmaz bir bombardımanla karşı karşıya. Yani tüketmesi yönünde, öncelikle tüketmesi yönünde, daha çok tüketmesi yönünde, her zaman tüketmesi yönünde, her şeyi tüketmesi yönünde. Yoğun bir şekilde bir bombardımanla karşı karşıya. Sağınıza bakın, onu görürsünüz. Solunuza bakın, onu görürsünüz. Televizyon açın, onu görürsünüz. Nereye bakarsanız bakın, onu görürsünüz. Tüket. Böyle zihinlerine adeta nakış gibi işleniyor insanların. Tüketme olgusu, tüketim olgusu. Burada bir kriter yok. Seçicilik söz konusu değil. Yani tüket ama şu şartla tüket, şu şekilde tüket, yeteri kadar tüket ya da buna benzer. Hiçbir kriter yok. Hiçbir ölçü yok, hiçbir bağlayıcılığı yok. Tek bir hedef var, tek bir komut var. Daha çok tüket. Yani şöyle düşünün, günlük hayatımızda yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız, giydiğimiz neyse, hizmet olarak aldığımız hangi alana bakarsanız bakın, bu kavramın acımasızlığıyla hepimiz karşı karşıya kaldığımızı görürsünüz. Acımasızlık kelimesini özellikle kullandım. Belki bunu biz hissetmiyoruz. Hoşumuza gidiyor belki. Yani bu komutu yerine getirmekten zevk alır hale geliyoruz belki. Yani tüket komutunu öyle, yani alışveriş merkezlerindeki tüketim çılgınlığı, tabii bu Türkiye için geçerli değil. Türkiye'de son yıllarda belki yoğun bir şekilde gündeme geldi. Yani refah seviyesinin yükselmesi biraz daha buna belki imkan sağladı. Başka problemlerin gündemden düşmesi ve biraz daha huzur, refah ortamının ön plana çıkmasıyla bu problem gündeme geldi. Yani tüketme kapasitesi olmayan, henüz refah seviyesini belli bir noktanın ötesine geçirememiş toplumlarda böyle bir politikanın, böyle bir bombardımanın çok fazla etkisi olmaz. Çünkü toplumun zaten çok fazla tüketme kapasitesi yok. Olduğu zaman ancak bunu yaparsınız. Şimdi en büyük sorun bu. Tüket. Ne olursa olsun tüket. Ne pahasına olursa olsun tüket. Her şeyi tüket. Nerede olursan ol tüket. Şöyle bir düşünelim ve önce kendimizden başlayalım. Yani bayan dostlarımız da var. Beyefendiler de burada. Mesela evinizde kaç tane ayakkabı var hiç düşündünüz mü? Bir arkadaşımızın kaç elbisesi var düşündünüz mü? Kaç gömleği var, kaç kravatı var bilmiyorum. Yani hiç şey yaptınız mı? Ve şunu hiç şöyle bir değerlendirme yaptınız mı? Yani şunlardan, şu kravatlardan atıyorum 5 tanesini olmasaydı yine aynı kalitede, aynı standartta ben hayatımı sürdürebilir miydim? Gibi bir soruyu sorun. Bazılarında bu sayı 5 olur, bazılarında 50 olur, bazılarında 2 olur. Ama inanın bu sorunun cevabı evet olur. Bütün alanlar için geçerli. Hepsi için geçerli. Yani hele gelir seviyesini belli oranlarda aşan kesim için bu daha korkunç boyutlarda, acımasız boyutlarda ve hatta insanlığın geleceğini tehdit eder boyutlarda. Aynen öyle, evet. Yani kelimeleri bilerek seçiyorum. Tehdit eder boyutlarda. Bakın şimdi bütün bunlar yaşanırken Türkiye'de, dünya kadar değil, tabii bizim medeniyetimizin inancımızın getirdiği bir terbiye ve düzenleme altyapısı ve olgusu etkisi var. Bu biraz frenliyor insanları. Çünkü işte bütün bunlara israf diyoruz. İsraf olarak tanımlıyoruz. İsrafın inancımız karşısındaki yeri, tanımı belli. Dolayısıyla birçok insan buradan frenliyor. Ama genel olgu bu. Tabii bütün bunların sonucunda bakın bugün insanlığın, dünya nüfusunun %46'sı 2 doların altında günlük hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Yoksulluk sınırı. 1 doların altındaki hayatını sürdürmeye çalışan insan sayısı 1 milyar 200 milyon. 1 doların altında ve her yıl açlıktan, gıdasızlıktan, ona bağlı nedenlerden 18 milyon insan hayatını kaybediyor. Şimdi bu rakamlarla bu tüketim olgusunu birlikte değerlendirdiğinizde o zaman insanlığın geleceğini tehdit eden bu gelişme olarak, bir gelişme olarak nitelendirilmesi sanıyorum abartılı olmayacaktır. Bütün bu rakamlar ortada, bu gerçekler ortada.
bizim tüketmediklerimizden, satın aldıklarımız ama tüketmediklerimizde dahi eğer değerlendirilse, bu insanların önemli bir bölümü daha iyi bir hayat standardına kavuşacaklar ya da açlıktan ölen insanların sayısı çok daha azalacak. Şimdi tabii bu noktada devlete düşen görevlerden bir tanesi işte tam bu noktada, bu noktada da tüketiciyi bilinçlendirmek. Biraz önce arkadaşımız Ramazan Bey de söyledi. Olay sadece maddi olarak tüketiciyi korumak değil ya da maddi olarak tüketiciye bir bilinç seviyesi vermek, onu hatırlatmak değil. Elbette bu gerekir, önemli, korumak. Bu açıdan korumak gerekir. Onu biraz sonra değineceğim. Ama onun yanında başka insanları da, yani bu olgunun ortaya çıkardığı acımasızlığın vurduğu insanları da korumamız gerekiyor. Bu hem her ülke içerisinde hem de bütün dünya için geçerli. Maalesef bu sorun şu anda, bugün ve gelecekte de Türkiye dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Tekrar ediyorum, bütün dünyada insanların aldıkları ve yemedikleriyle açlık sorunu büyük oranda çözülebiliyor. Bakın bu çok önemli bir kavram. Aldıkları, tükettikleri, aldıkları ama tüketmedikleri, satın aldıkları ama tüketmedikleriyle insanlık büyük oranda açlıktan ölümleri ortadan kaldırabiliyor. Şimdi öyle bir ağır bombardıman var ki tüketici bunları tek başına ayırt etme, seçebilme imkanına sahip değil. Bütün tüketici için geçerli, hepimiz için geçerli. Tek başımıza bütün bu olguları, bütün bize yüklenmeye çalışılan özellikleri reklam yoluyla, başka yöntemlerle, tabii ağırlıklı olarak reklam yöntemiyle. Çünkü yani reklam gerçekten dünyada en gelişen sektörlerden bir tanesi. Çok başarılı bir sektör. Reklam sektörünün başarılı olması ne demek? İkna kabiliyetinin yüksek olması demek. Tırnak içerisinde ikna kabiliyeti. İkna ediyor. İnsanları yönlendiriyor. O kadar albenili, hele çocuklar üzerinde. Hepimiz üzerinde. Yani kadınlar, erkekler, herkes üzerinde. İnanılmaz bir etkiye sahip. Bu işi biliyorlar. İnsan psikolojisini, insan fizyolojisini çok iyi tanıyorlar. Ve ona oynuyorlar. En zayıf noktalarından vuruyorlar. Ve dolayısıyla insanlar sadece ihtiyacı olduğu için değil, bakın o tüketim talebinin, tüketim çağrısının, yani reklamın etkisinde kalarak o tüketim yapabiliyor. Sadece onun için. Normalde o olmasa, o baskı olmasa, o etki altında kalmasa öyle bir ihtiyacı yok. Öyle bir tüketim talebi de olmayacak. Ama sırf o nedenle tüketim talebini tahrik ediyor, açığa çıkarıyor, harekete geçiriyor. Yani etkiliyor. Dolayısıyla hepimiz öncelikle birer tüketici olarak böyle bir bombardımanla tek başımıza başa çıkmamız mümkün değil. Birilerinin bu konuda hem kuralları koyması hem ıslah edici, terbiye edici bir metodu devreye sokması gerekiyor. İşte bu noktada devlet, yani en büyük regülatör kuruluş olarak, regüle eden kuruluş olarak ve denetleyen aynı zamanda, devletin temel iki tane görevi var. Kuralları koymak ve denetlemek. Devlet devreye girmesi gerekiyor. İşte burada biz de bakanlık olarak bize verilen bu görev çerçevesinde devreye giriyoruz. Şimdi ne yapacağız? İnsanları bir defa bu bombardımandan, yani bu reklamlardan gerçek olmayanları ayıklayacağız. Çünkü insanların onu o anda gerçek olup olmadığını tespit etmesi mümkün değil. Çünkü birçok analiz yapılması gerekir, birçok bilimsel tahlil yapılması gerekir. Bir örnek olarak çıkıyor işte diş macunuyla ilgili bir takım iddialarda bulunuyor reklamda. Ya da işte takviye edici gıdalar çok yaygın son dönemlerde. İlaç olmadığı için ilaç diye, ilaçmış gibi kamuoyuna pazarlamaya çalışıyor ama esas itibariyle temel özelliği takviye edici gıdalar. Onlarda da öyle bir sunum yapılıyor ki bir dertten muzdaripsiniz. Her insanın bir sıkıntısı vardır. Her insanın mutlaka küçük ya da büyük, az veya çok bir problem vardır. Ve ona her alana yönelik olarak da bir takviye edici gıda reklamı görürsünüz. Tam da damardan giriyor. Diyelim bir eklemle ilgili bir sıkıntınız var. Gidiyorsunuz işte uğraşıyorsunuz, fizik tedaviye gidiyorsunuz, bir türlü halledemiyorsunuz ama öyle bir yapıyor ki bir seferde, iki seferde bu sorunu çözeceğiz diye iddialı bir şekilde çıkıyor. Sizin gerçekten bütün bu o iddiaların doğru olup olmadığını tespit etme imkanınız yok. Test etme imkanınız da, yani üzerinizde ancak test edebilirsiniz. Onun dışında bilimsel olarak gerçekten test ederek doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor?
Bunu almam mı gerekir, almamam mı gerekir, katkı sağlar mı diye bir analiz yapma ve sonuçça ulaşma imkanınız yok. Ve bir de öyle cazip ki sonuç, sizi o dertten kurtaracağını iddia ediyor. Ve siz de diyorsunuz ki ya bir 50 liradan bir şey olmaz, bir daha deneyeyim yani. Çünkü bir de tutarsa, bir de şey yaparsa diye sonuç itibariyle milyonlarca insan satın alıyor, hiçbir şey olmuyor ve milyonlarca insan bu noktada kandırılmış, yanlış yönlendirilmiş. Başka ayrıca bazı olumsuz yan etkiler de çok kuvvetli muhtemel, çünkü bilimsel prosesten geçmediği için onu da içeriyor, o riski de içeriyor. Yani kaybettiğiniz paranızın yanında sağlık açısından da daha da kötüye götürme potansiyeli de her zaman mümkün ve taşıyor. İşte burada bütün bunları tüketici adına birinin yapması gerekiyor. Onu da biz Türkiye'de bakanlık olarak yapmaya çalışıyoruz. Ve bununla hem maddi açıdan tüketiciyi korumaya, yani elbette bilinçlendirme çalışmaları onlar bir tarafa ama aynı zamanda ön alarak tüketiciyi böyle bir tercihte bırakmak zorunda kalmadan bunları biz yapmaya çalışıyoruz. Hep örneğini veriyoruz. Şimdi bir ara televizyonlarda, tabii ben bal üreticilerini, hakiki bal üretimi yapan insanları elbette buradan dışında tutuyorum. Bir ara biliyorsunuz televizyonlarda yoğun bir bal reklamı vardı. Hakikaten sunum da çok güzeldi. Yani işte bal akıyor, sunan insanlar toplum tarafından bilinen insanlar ballandıra ballandıra anlatılıyor. Ve işte yüz binlerce insan da satın alıyor. Çok da ucuz. Yanlış hatırlamıyorsam 10 kilosu 100 lira mıydı? Öyle bir şeydi galiba. 10 kilosu 100 lira. Halbuki hakiki bir bal yani en az 150-200 lira gerçek anlamda her şeyiyle doğaldan aşağı olmaması gerekiyor. Ya da kurtarmaz yani. Yine işte o muhakemeyi, o değerlendirmeyi, muhasebeyi yaptığınız zaman doğal yöntemlerle, doğal ortamda böyle bir balın üretilmesi, bu fiyata daha doğrusu üretilmesi kesinlikle mümkün değil. Sonra kamuoyuyla da paylaştık biliyorsunuz. Analizlerini yaptık. Hepsi sahte çıktı. Hatta bazıları o kadar ileri gidiyor ki arıyla hiç ilgisi yok. Yani hani espri olarak diyor ya, biz arıya bile güvenmiyoruz yani, kendimiz yapıyoruz. Arıya bile güvenmiyoruz diye balı. Şurup kullanıyor. Bal aroması veren katkı maddeleri var. Tadını hiç anlamıyorsunuz. Onları katıyorlar. Birçok alan için geçerli. Yani sayısı örnekler var bundan. Ben hani şey olduğu için söylüyorum. İşte şimdi burada bizim devreye girmemiz gerekir. Yaptık. Bu bütün gıda takviye edici ürünler için yapıyoruz. Hepsi için yapıyoruz. Ama dediğim gibi çok insan tarafından satın alındığı ve kamuoyu tarafından bilindiği için bunu yapıyoruz. Yoksa ayakkabıda da yapıyoruz, oyuncakta yapıyoruz, tekstilde de yapıyoruz. Hepsinde yapıyoruz. Biraz sonra rakamları paylaşacağım sizinle. Ve dolayısıyla o reklamı yasaklıyoruz. Şu anda hiçbir yerde buna benzer bal reklamı göremezsiniz. En ufak bir, Türkiye'nin her yerinde yerel kanallar dahil olduğu zaman bize geliyor, intikal ediyor, bir anlaştık. Ve biz anında durduruyoruz. Önce durduruyoruz reklamı, sonra analize gönderiyoruz. Biraz şimdi tabii Texas usulü önce idam edip sonra yargılama gibi de değil. Neden? Çünkü daha önce olanları hep gönderdik, sonucunu bildiğimiz için önce tedbir olarak tüketiciyi korumamız gerekiyor. Çünkü anında insanları etkiliyor, birçok insanı etkiliyor. Binlerce, yüz binlerce insanı gerçekten etkiliyor anında. Ve inanılmaz satışlar yapıyorlar, çok da büyük paralar kazanıyorlar. Para kazanmaları önemli değil, o açıdan bakmıyoruz. Ama insanları yanlış yönlendiriyorlar, insanları kandırıyorlar. İradelerini fesada uğratıyorlar. Müdahale, bu anlamda yaptığımız iş doğru, doğru bir yöntem. Ve etkili de oldu. Ve bütün bunlara yani insanların tercihlerini haksız yanlış bir şekilde doğru olmayan bir yöntemle değiştirmelerinin önüne alıyoruz. Kurallarını koyuyoruz, koyduk ve denetimini yapıyoruz, denetliyoruz. Bütün ürünler için. Diyelim insanların çok yoğun bir şekilde çocuklarımızın özellikle kullandığı tüm ürünler ki onların denetiminin sorumluluğu bakanlığımız içerisinde, bakanlığımızın alanında. Onlarla ilgili olarak da hedefimiz %100 sağlıklı ürünü tüketiciye ulaştırılmasını sağlayacak ve aynı zamanda normal yöntemlerle sadece tanıtmak amacını aşmayan reklam yöntemlerine ulaşana kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bakın 2000 ilk bu uygulamaların başladığı kanun çıkışından sonra
uygulamaların başladığı yıllarda yapılan denetimlerde, 2011 yılında yapılan denetimlerde bütün ürünler için söylüyorum, güvensizlik oranı %38-40 civarında idi. Ortalama olarak bütün ürünler için söylüyorum, bakanlığımızın denetim alanına gelen ürünler için, tam şu anda rakamı bulabilirsem, bütün ürünlerde güvensizlik oranı %38-40 diye, yani o civarda. İnanılmaz bir rakam. Satılan her 100 ürünün yaklaşık 38'i, şu anda bulamadım ama neyse, 38'i problemli, güvensiz, sağlığa zararlı, kimyasal etkisi, kanserojen etkisi olabilir, başka şekilde sağlığa zararlı, kimyasal içeren 100 üründen 38 tanesi, düşünebiliyor musunuz? Şimdi 1980'li yılları hayal bile edemezsiniz yani. İlk konuşmamın başında örneğini verdiğim o örnekten yola çıkarak. Ama şimdi bu %5-4-5-5'ler civarına düşmüştür. Daha da düşmeye devam edecek inşallah. Hedefimiz sıfıra yakın hale getirmek. Şimdi bakanlık olarak bu anlamda çok büyük avantajımız var. Yani Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrükten girerken bu denetimleri yapıyoruz. Tahlilleri, analizlerin tümünü yapıyoruz. Yani ayakkabı girerken yapıyoruz şu anda. Çocuk oyuncaklar girerken yapıyoruz, çocuk eşyaları girerken yapıyoruz, tekstil girerken yapıyoruz hepsini. Ama bir şekilde oradan kaçtı ya da kaçak yollarla giren varsa onları da satış anında raftan doğrudan alarak yapıyoruz. Yani o da ticaret kısmıyla ilgili yetkilerimiz çerçevesinde bütün bunları yapıyoruz. O açıdan gerçekten gümrük ve ticaret tüketicinin korunması, bu alanların düzenlenmesi, regüle edilmesi anlamında birbirini tamamlayan bir yapı da şu anda oluşturulmuş vaziyette. Son derece tutarlı, uyumlu bir durum söz konusu. Hem gümrükte girerken %100'ü kavramaya çalışıyoruz ama bir şekilde oradan kaçtığında da iç piyasada doğrudan raftan alarak. Yani bu tahlil ve numuneleri alırken yaparken de sakın firma sahibinin getirdiği numunelerin gönderilmesi gibi bir yöntemi kullandığımızı düşünmeyin. Mesela o takviye edici gıda olarak lanse edilenlerle ilgili arkadaşlarımız normal bir tüketici gibi siparişini veriyor, geliyor ve onlar analize gönderiliyor. Ya da gidiyor raftan, o anda sanki tüketiciymiş gibi alıyor ve analize öyle gönderiyoruz. Yani tamamen hem random hem de kesinlikle yönlendirilmesi, bir bias'ın ortaya çıkması, bias mümkün değil, son derece objektif, doğrusu da bu. Ve bunların son derece etkili, sonuç alınıyor, çok büyük azalma var bütün ürün grupları için. Bakın ben yine birkaç ürün grubu için bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela evet, 2011 yılında tüm ürünler için güvensizlik oranı %38.64 imiş. Bugün bu oran 6.4. Daha da düşmeye devam ediyor. Altının altına indi şu anda. Bak, kırtasiye ürünlerinde yine her satılan 100 kırtasiye ürününde 2011 yılında %53 tanesinde güvensizlik varmış. Yani ya sağlığa zararlı, çoğu da, ki çocuklarımızın kullandığı büyük bölümü kırtasiye ürünlerinde, kalem, silgi, her neyse, o kokulu silgiler mesela örnek olarak söylüyorum, onların önemli bir bölümünde kanserojen etkisi olan ürünler, kimyasallar kullanılıyordu. Şu anda bu %10 civarında. Kırtasiye ürünleri için onu inşallah daha da aşağılara çekmeye devam edeceğiz. Şimdi oyuncakta %4.2'ye düşürmüş durumda. Bu da son derece önemli çünkü bunu da büyük oranda çocuklarımız tarafından kullanılan eşya. Tekstilde sıfır. Bunun bir özelliği var yalnız. Tekstilde tabii ithal çok az. Büyük oranda yerli üretim. Tabii biz İtalya'da yerliyi de hepsini denetliyoruz yani bu anlamda. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Türkiye'de üretilen tekstil ürünlerinin güvenli olduğu anlamına geliyor. Yani bizim yaptığımız analizlere göre. Ha, bu sıfır, bizim yaptığımız çalışmalarda sıfır çıkmış ama bu teorik olarak sıfır olduğu anlamına gelmez. Mutlaka vardır ama çok düşük seviyede olduğu anlamına gelir. Keza çocuk bakım ürünlerinde bakın. Çocuk bakım ürünlerinde güvensizlik oranını %2'lerin altına düşürmüşüz. Yani burada yürüteç,
tekerlekli çocuk arabaları, bebek çantaları, bebek tekstili, patiği, emzik vesaire, bebek küveti, buna benzer doğrudan çocuklarımızın kullandığı ve çok hassas olması gereken ürünler için söylüyorum. Ve diğer ürünlerde de oranlar mesela daha önce %31 iken 2014'te ne var bunlarda? Sıfıra düşmüş. Yani minimum seviyeye inmiş. Çakmaktan tutun da mobilya, yiyecek taklidi ürünler, buna benzer şeyler. Onlarda da sıfıra yakın noktaya getirmişiz. Bunlar tabii hiçbir zaman gevşeme olmaması gerekir. Hiçbir şekilde gevşeme olmaması gerekir. Her zaman sürekli mücadele edilmesi gerekir. Ve bunu kamuoyunda hissetmesi gerekir. Hem tüketicinin hissetmesi gerekir, görmesi gerekir, farkında olması gerekir. Hem de özellikle bu işi yapanların olması gerekir. Şimdi tüketicinin bilinçlendirilmesi kavramı çok geniş bir kavram. Yani tüketiciye önce biraz önce konuşmanın başında ifade etmeye çalıştığım gibi ihtiyacın kadar al olgusunu yerleştirmemiz gerekiyor. Tabii o sadece bizim bakanlık olarak yapacağımız bir husus değil. O çok daha toplumun tümünü ilgilendiren, çok daha mega boyutlu, çok fazla tarafı olan, değişkeni olan bir olay. Onu bütün toplum olarak hep birlikte yapmalıyız. Biz elbette bu noktada bize düşen de biz yapıyoruz. Onun dışında tüketici ne aldığını bilmeli. Ve bu işi üretenler ve satanlar da tüketiciyi bilgilendirmesi gerekiyor. Tüketicinin bilgilendirme talebini yerine getirmesi gerekiyor. Hangi ürün olursa olsun, evden tutun, tekstile kadar, ayakkabıya kadar, gıda maddelerine kadar ne olursa. Bununla ilgili doğru bilgilerin tüketiciye verilmesi gerekir. O ürün muhtevasında ne varsa. Şimdi en son bir reklam yönetmeliğimizde bir düzenleme koyduk, bir hüküm getirmiştik orada. Bu ilk defa bizim mevzuatımıza ve uygulamasına gelen bir kuraldır. O da şu, reklam yapılırken eğer bir üründe toplumun dini hassasiyetleri açısından mutlaka belirtilmesi gereken bir katkı varsa o reklamda mutlaka yer alması gerekiyor. Yani nedir bu? İşte yani herhangi bir dine mensup olan bir kişi açısından mutlaka bir tüketirken aradığı, olup olmadığını aradığı bir girdi var mıdır yok mudur? O bilginin yer alması gerekir. Örnek olarak söylüyorum, bir domuz mamulü bir katkı, gıda katkı maddesi. Var mıdır yok mudur? Neden? Çünkü Türkiye'de yaşayan Müslümanlar bu konuda hassas. Ya da aynı şey Yahudiler için de geçerli. Ya da Hristiyanların ya da başka dini toplulukların bu açıdan hassas oldukları ürünlerin kullanıp kullanmadığı bilgisi mutlaka o reklamda yer almalı. Var ise eğer. Ki biliyorsunuz bazı ürünlerde zaman zaman gündeme gelmiştir. Mesela diş fırçalarında örnek olarak söylüyorum. İşte domuz kılı kullanıldığı iddia edilmiştir. Ya da bazı koruyucu katkı maddelerinde yine bu tür Müslümanların hassas olduğu ürünlerin kullanılması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Buna benzer Türkiye ilk defa ki dünya bunu yapıyor aslında. Dünyada bu uygulanıyor. Özellikle bu bilgilendirme her yerde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere hangi dini cemaat, hangi dini topluluğa, hangi dini gruba mensup olursa olsun hassasiyeti varsa, onu arıyorsa mutlaka o üründe de o hassasiyeti kaşıyacak, gerektirecek olan bir katkı varsa o noktada mutlaka bilgilendirilmesi gerekiyor. O da bizim mevzuatımıza girdi. Onu da şu anda yoğun bir şekilde yapıyoruz. Tabii onun için bir DNA testiyle ancak var olup olmadığı şey yapabiliyor. Yani tabii bir ihbar, bir şikayet olursa normalde reklamı veren bunu biliyor, bilmesi gerekiyor. O ürünün reklamını yapan kişinin bunu firmanın bilmesi gerekiyor. Eğer bilmiyorsa o noktada mutlaka biz ona çok gerekli müeyyideleri hem reklamı durduruyoruz hem de gerekli müeyyideleri yapıyoruz. İkincisi de yani hem burada tüketici alırken aldığı malın temel özelliklerini bilmesi gerekiyor. Ve araması gerekiyor. Hem aramasını biz teşvik ediyoruz hem de bu bilgiyi talep ettiği zaman o bilgi kendisine sunulabilir bir ortamın sunulması gerekiyor, sağlanması gerekiyor. Onun için işte etiket yönetmeliğimiz de çıktı. Orada da etiketlerde hangi bilgilerin olması gerektiğine ilişkin tüm ayrıntılı düzenlemeler yapıldı. Onların birçoğu ilk defa yeni girdi bizim mevzuatımıza ve uygulamamıza.
Bu çok önemli çünkü gördüğü zaman orada mesela çok yanıltıcı olabiliyor. Yani pamuktur yün deniliyor ya da işte efendim içinde çok küçük bir miktar ipek vardır başka bir şey söyleniyor vesaire. Sayısız sınırsız şekilde tüketicinin bu şekilde bu noktada yanlış yönlendirilmesi mümkündür. Dolayısıyla bütün bunları ortadan kaldıracak düzenli. Mevzuat kısmını tamamladık şu anda. Uygulamada yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem tüketicinin parasını korumaya çalışıyoruz, hem tüketicinin sağlığını korumaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz. Bakanlık olarak bu görev bizde. Sonuna kadar tavizsiz bir şekilde uyguluyoruz. En ufak bir tavizimiz yok, toleransımız yok. Çünkü hiçbir şey tüketicimizin haklarının korunması önceliğimizden daha öncelikli değildir. Ve sağlığının ve parasının neyse işte öncelikli değildir. Dolayısıyla bu anlayışla, bu hassasiyetle hareket ediyoruz. Tabii bunu biz yapıyoruz ama bütün toplum ne kadar benimserse o kadar işimiz kolaylaşır. Bu çalışmalar yapılırken toplumun, tüketicinin bilinçlendirmesi noktasında gerçekten çok büyük katkılar sağlayan kişiler, kuruluşlar, insanlar var. Bunları da elbette, bunları da teşvik etmek gerekiyor. İşte bu toplantı, geleneksel hale gelen 18.sini tertip ettiğimiz bu toplantı, bu hassasiyetle çok büyük katkılar sağlayan topluma, bizim de işimizi kolaylaştıran arkadaşlarımıza hem teşekkür etmek, onları motive etmek, hem de bu çalışmalarını daha da artarak sürdürmelerini sağlamak ve aynı zamanda başka insanların da örnek almalarını teşvik etmek, bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben bu güne kadar tüketicilerimizin bilinçlendirilmesi noktasında katkı sağlayan, emeği geçen, hiçbir beklentisi olmadan çalışmalar yapan bu kuruluşlarımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Millet adına, toplum adına teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum ve inşallah önümüzdeki günlerde daha sağlıklı, daha güzel bir tüketim ortamı temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.